Merhabalar. Evet, bugün Costco'dayız. Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Ucuza alışverişin devasa adresi. İçeride neredeyse yok yok. Sebzeden, meyveye, mobilyadan, hediyelik eşyaya her şey var. Costco'nun birçok ürününü sizin için değerlendireceğiz. Ama bir yandan da en çok satan 5 ürününü size göstereceğim. 5 numaradan geriye doğru sayıp gideceğiz. Bu arada videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer like'larsanız, beğenirseniz ve kanalımı takip alırsanız çok çok sevinirim. Hadi gelin bakalım Costco'da neler var. Televizyonlar Sony 85 inç 2 metre 14 santimlik bir televizyon 2569 dolar. LG televizyon 1749 dolar. Bu da 86 inç. Yani 2 metre 15 santim civarı bir televizyon. Samsung 1799 dolar. Bu da 82 inç. 2 metre 7 santimlik bir televizyon. Biraz daha küçüğüne gidelim. Sony'nin 75 inçlik televizyonu 1969 dolar. 1 metre 89 santim. ...55 inçlik... Samsung televizyon, yani 1 metre 38 santimlik televizyon 429 dolar. 50 inç biraz küçüldük, 369 dolara. 50 inç yani 1 metre 25 santim. 50 inç 379 dolar. Bu da LG marka. 40 inç kadar inersek 40 inç Vizio mesela 219 dolar. Televizyonlarda Samsung 55 inç 429 dolar. Yani 1 metre 38 santimlik bir televizyon 429 dolar. Bunu parayı şu anda dolar 7.40 ama öyle hesaplamamak lazım. Parayı biz çalıştığımızın karşılığında aldığımız bir şey para. Amerika'da ortalama bir çalışan vergilerden sonra 20 dolar kazanıyor. Dolayısıyla şöyle 55 inçlik 429 dolarlık bir televizyonu almak için 20 saat çalışıyor. Yani bu televizyonun bedeli 20 saat. Ortalamayı evet, bugün Costco'da 5 numaralı en çok satan ürünü almak için sıradayız. Ne alacağız? 5 numarada Costco'nun en çok satan ürünü ne? Benzin. Gas line'dayız. Normalde istasyonlardan biraz daha fazla tabii ki sıra var. Ama Costco'ya alışverişe giren, gelen, etraftaki mağazalardan alışverişe gelen herkes buraya uğruyor ve gaz alıyor. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda ilk defa Costco'dan gaz alacağım. Costco'ya geliyorum, alışveriş yapıyorum ama hiç gaz almamıştım. Gaz fiyatlarını da Costco rakiplerinden, etraftakilerden hep hangi bölgede olursa olsun eyalet fark etmeden 10 sent aşağıda tutmaya çalışıyor. Etrafa baktım ben çoğunlukla olarak bugün 2.75 civarında benzin, bir yerde 2.55'te gördüm. Enteresan başka bir konuda Costco'ya yaklaştıkça Costco'nun etrafındaki birkaç rakibi fiyatları daha düşük. Yani biraz Costco'yla rekabet etmek için herhalde fiyatları düşük tutmuşlar. Bakalım Costco'da fiyat kaç para? Evet, Costco'da benzincideyiz ve fiyatlara bakıyoruz. 2.55. Hiçbir yerde olmayan bir fiyat. Ama söylediğim gibi Costco'ya yaklaştıkça rakipleri de bu fiyatı koruyorlar. 2.55'e satıyorlar. Can we fill it up regular please? Yeah. This is like the cheapest gas around, right? In 10 miles from us, yeah. Oh, 10 miles, that's what you work with. You want to see my card? Oh, I need the card that you're paying with. It's gonna be cash. Oh, we don't take cash there. Oh, card only? Yeah. Okay, I'll pay with card. Yeah. Here you go. Thank you.
Bunu da öğrenmiş olduk. Kasko'nun benzini ucuz ama yes, regular please. Sadece kartla satış yapıyorlar. Bu arada birçok kimse arabalarına regular normal benzin koymuyor ama ben regular kullanıyorum çünkü hiçbir arabayı o kadar uzun süre kullanmıyorum. Laptoplar Dell Computer 14 inçlik $799. Acer 14 inç bu da laptop $549. HP $599. Özellikleri de bunlar. İçinde Intel processor var. 12 GB memory, 512 GB drive. 4 poundlukmuş ağırlığı. 17 inç ekranıyla HP $599. 14 inçlik yine HP $599. $449 farklı bir HP. Özellikleri de şu şekilde. Fiyatı $449. Şu anda dolar 7.49 seviyesinde. HP'nin farklı bir laptopu $899. Yani şurada en ucuz olanlardan bir tanesi mesela şu gözüküyor. HP laptop 14 inçlik DQ1043. 8 GB memory, 256 GB drive var. Müthiş hafif, 3 pound. Hakikaten çok hafif. Hemen burada da MacBook Air var. $199. Bu onun ama bir aparatı herhalde. MacBook Pro 13 inçlik $1249. Özellikleri şu şekilde. MacBook Pro 13 inçlik $1749. Tekrar hatırlatayım. Dolar şu anda 7.40 seviyesinde. Apple iMac 21 inç 8 GB $1949. Biraz daha büyüğü 27 inç iMac $1799. Watch'lara bakalım. $379. 6 serisi. 379, 349. Oh no, these are all right. This is, no, they're wet. No, these are wet. These are wet. These are, but see, they still have to cut their scissors. Evet, Kasko'nun en çok satan 4 numaralı ürünü hot dogs. Yani sosisli. 12.99, 4.5 pound'u. Yani bir tanesi bu üçlü, bunların bir tanesi 2.88'e geliyor. Fiyatın ne anlama geldiğini ölçmek için hep şunu söylüyorum. Amerika'da ortalama bir Amerikan vatandaşı vergilerden sonra cebine $20 kalıyor. Bir saat çalışmasının karşılığı olarak. Yani bir saat çalışıp $20 kazanan insan $3'a yakın harcayarak bu sosisli sandviçlerden, yani 680 gramlık 1,5 poundluk hot doglardan alabiliyor. Kasko'nun en uyuz olduğum ürünü şu croissantlar. İnanılmaz güzel ve 4.99. Yani gerçekten ucuz bir fiyat bu. $5 12 tane croissant. Dolayısıyla bunu ucuz da diye buradan alıyorsun, sonra da götürüyorsun. Büyük sıkıntı. Ve sevenler, evet. Kirkland markası, yani Kasko'nun markası padlar. 120 tanesi $36. Yani $36.99, $37 diyelim.
yine Kirkland'in 37 dolara farklı bir blendi var burada. Organikmiş bu mesela. Yine 120 tanesi 37 dolar. Starbucks isterseniz 72 tanesi 30 dolar. Dunkin Donuts'ta 72 tanesi 37 dolar. Kahve sevenlere duyurulur. Soğan 4.99. Şöyle bir paket. Pound'u 99 sente geliyormuş. 1 dolar yani pound'u. Yani 450 gramı 1 dolar. Yani 7 lira 40 sent. Bu da 6.99. 10 pound'luk bir paket. Şöyle. Bunun da şeyi, pound'u 69 sent. Yani 450 gramı 69 sent. Patates 5.59. 55 sente geliyor pound'u. 450 gramı 55 sent patates. Meşhur Amerika'da Idaho patates meşhurdur. Bütün patatesler genelde Idaho eyaletinden gelir. Bunlar bilmiyorum Idaho mu ama görmedim üstünde. Ekmekler farklı şekilde 6.99 mesela, şöyle iki tane ekmek 6.99, 7 dolar yani 49 TL iki tanesi. Burada French baguette gibi ekmekler 4.99 iki tanesi, yani tanesi 2.5 dolar. Kreleçe tatlılar. Karamel kreleçe 14.99, 15 dolara kreleçe. 3 süt tatlısı. Doğu Avrupa'dan gibi düşünüyoruz ama bu aslında bir Meksika tatlısı. Et konusunda bayağı iddialı Costco. Fiyatlar da gayet makul. Orada pound fiyatlarını görüyoruz. Mesela 11 dolar pound'u. Yani 450 gramı 12 dolarmış. 8.39. Beef loin tip steak diyor mesela. Şöyle bir 4 pound'luk 8.39 pound 34 dolar. Costco'nun özelliği ölçeklerin hayvan gibi olması. Doğrusunu söylemek lazım. Yani normal bir ailenin veya tek başına yaşayan ya da iki kişi olan bir ailenin kullanacağından çok daha fazla ölçekler. Mesela kıymalar bile bakıyorum şurada. Yani şöyle koca koca kıymalar. Bu 6.5 pound mesela. Pound'u da ne kadarmış? 2.99'muş. Yani 450 gramı 3 dolar. Gayet iyi bir fiyat. Ama dediğim gibi çok büyük ölçeklerde satıyorlar. Bu mesela kaç paraymış? 18.96. 2.99'a geliyor pound'ı. Bu 6.34 pound. Yani şu eti 19 dolar diye düşünürsek, bir Amerikalı bu eti almak için, bu kıymayı almak için bir saat çalışıyor. Yaklaşık olarak vergilerden sonra kazandığı para bu et. Üç numarada bir öncekine benzer bir ürün. Biraz önce 4 numarada sosisten bahsetmiştik. 3 numarada da Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmezi bacon var. Ben yemiyorum ama çok tüketilen bir ürün. Burada da gördüğümüz gibi çok büyük ölçekte satılıyor. Ve fiyatı 16.99. 4 poundluk bir bacon. Bu birlik 4 tane paket halinde hazırlanmış. Bunun fiyatı 16.99. Yani bir Amerikalının bu kadar bacon'ı almak için yaklaşık 35 dakika, 40 dakika çalışması gerekiyor. Altılık dolma 14.63. Yani 3.5 pound gibi falan ağırlığı.
15 dolara 6 tane böyle hazır dolmayı fırına atıp ısıtıp yiyebilirsiniz. İnanılmaz güzel fiyat. Casco'da en sevdiğim ürünlerden bir tanesi bu Italian style köfteler. 6 poundluk köfte 17 dolar. İçinde 140 tane köfte var ve baharatı, lezzeti de kesinlikle bizim köftelere benzeyen bir seviyede olduğu için ben çok seviyorum. Bu dondurulmuş şekilde atıp ısıtıp sadece yiyorsunuz. Harika bir ürün. 140 tanesi 17 dolar. Bu ürünü ilk defa görüyorum. Mediterranean flatbread diye yazmışlar. Pide. 10.99. 11 dolar. İçinde 10 tane var. Yani şu pideden 10 tane var. Yani tanesi 1 dolara gibi bir şeye geliyor. 7.5 TL'ye 10 tane pide. Bir başka bir ürün Casco'da, shrimp. Pişirilmiş, kuyrukları çıkartılmış. Tamamen löp şekilde götürmek üzere 50 ile 70 tane var içinde. 15 dolar. Koltuk takımı 900 dolar. Covid'de çok kıymetlenen şu Fransız heater, French heater da diyorlar bunlara. Stereo heater 129 dolar. Evet, 2 numarada benim de çok sevdiğim, Casco'nun en çok sattığı ikinci ürün tavuk. Rotisserie chicken. Şöyle gördüğünüz gibi çevirme tavuk. Ya inanın müthiş lezzetli, her yerde satılandan daha büyük olmasına rağmen fiyatı 4.99, yani 5 dolar. Yani bir Amerikalı şu tavuğu pişmiş halde almak için 15 dakika çalışması gerekiyor. Bu tavuğun ücreti 15 dakika. Ve bunlar çok özel, organik tavuklar, cage free denilen, yani kafeslerde hiçbir şekilde kafese sokulmayan tavuklar. Ya anlatamam size, gerçekten müthiş lezzetli. En baba barbekücüye gidin, en baba restorana gidin, bunun gibi bir tavuk lezzeti hiçbir yerde yok. Net söylüyorum. Eğer Casco'ya gelirseniz muhakkak almadan çıkmayacağınız diyeceğim bir ürün Casco'nun şu tavukları. Evet, Casco'da en çok satan bir numaralı ürün tuvalet kağıdı. Kirkland, yani Casco'nun kendi markası, 30'luk paketler halinde 16.49'a satıyor. Yani ortalama bir Amerikalıya 45 dakikaya mal oluyor bu 30'luk paketi satın almak. Casco'da Türk ürünü fındık. Tebrik etmek lazım. Bu Türk firması Çibovita Casco'ya fındığı sokmuş. Nature's Garden markasıyla 11.89, 26 ounce'luk 1.6 pound'luk paket. Şu ürün 11.89. Jack Daniel's'ın Tennessee viskisi 45 dolar. Kirkland kendisi de Tennessee viski yapmış. 27 dolar. Kaluolar 37 dolar. Baileys
Yani bu resmen tatlandırıcı gibi. $49. Patron Silver. $42. Farklı fiyatlarda viskiler. Avion $99. Herradura $109. Johnny Walker Platinum 18 yıllık $80. Johnny Walker'ın Blue Label'ı var $187. The Macallan $285. $399. The Boss Hog $399. Hennessy $164. Ağır abiler de burada. İçkiden bahsedip de vodka olmazsa olmaz. Kirkland'in yine kendi markası. $12.99. 1.75 litrelik olanı $12.99. Kirkland vodka. Farklı farklı Kirkland'in kendine ait markaları var. Belvedere geçtik. Bilinen bir marka. $44. Şu şekilde. 1.75. Grey Goose $40. Yani ben bunu Manhattan'da şunu şişe açtırdığınız bazı lokasyonlarda 4.000-5.000 dolara kadar çıkıyor şunu açtırmak için ödediğiniz para. Ama bunun raftaki satış fiyatı $40. Yani 2 saat. Absolute Vodka $30. Şöyle $30. Kokteylleri at içinde yüzdür. Tanqueray, bunu nasıl okuyacağımı ben de bilmiyorum. Tanqueray $36. Hendrick's $63. Absolute $30. Grey Goose $40. Kettle One Vodka $40. Kettle One'ın fiyatı 2 saat. Handmade Vodka demiş Tito's. Ya Tito's tam böyle ucuz vodka $30. Almadığına değmez. Evet, alkol fiyatlarına bakalım. 24'lük Corona $28.89. Yani aşağı yukarı Corona'nın tanesi $1. Dolar şu anda 8.15. Şu 24'lük paketler aslanlar gibi şöyle kap git $29. Yani bir Amerikalının 1,5 saat çalışması. Arka bahçeye atmalık depoluk böyle bir şey. Shed deniyor. $849. Hiçbir şeye gerek yok. Aynen böyle alıp koyuyorsun. Herhangi bir assembly'e falan da gerek yok. $849 dolara bahçende hazır.